Tavşanlar için gereken ısı. Tavşanların 10 derece ile 30 derece arasında yaşaması gerektiği söylenir. Yani bu optimum sıcaklık. Tavşanın en rahat edebildiği vücut faaliyetlerinin, e, sindirim sisteminin, kilo almasının, yavrulamasının en ideal şekilde devam ettiği sıcaklık olarak 10 derece ile 30 derece arasını söylerler. Peki 30 derecenin yukarısında olursa ne olur? Eee 30 derecenin altında olursa ne olur Önce biz 30 derecenin üzerinde olursa ne olur ona bakalım 30 derecenin üzerinde ben burada 1-2 gün yazın 30 derecenin üzerinde gözlemlemiştim 30 derecenin üzerinde olunca hayvan çok bunalıyor Nefes alması sıklaşıyor Gözler bulanıklaşıyor Hamile hayvanlar çok zorlanıyorlar 35'in üzerinde de artık yavaş yavaş hayatiyetini yitirdiği, hayvanlı yavaş yavaş ölüme doğru gittiğini söylüyorlar. Tavşanlar için şöyle denir, sırtında battaniye ile gezen hayvan denir. Gerçekten de hayvanın güzel bir kürkü var. Sanki bir battaniye gibi düşünün. Yazın 30 derecede battaniye giyinmişsiniz, sırtınıza iyice battaniyeyi bürünmüşsünüz. Bu şekilde gezmeye çalıştığınızı düşünün. Hayvanlar için de 30 derecenin üzeri gerçekten de zor olacaktır. Tabi 30 derecenin üzerinde olunca ne yapıyorlar? Profesyonel besleyiciler, çiftlikler özellikle Akdeniz'de, Antalya'da, Adana'da çiftliği olan kişilerin klima kurduğunu. Yani tabi klimayla böyle 10 dereceye kadar soğutmasa da en azından 30'un altında olsun 26-27-25 olsun klima kurduklarını ve hayvanlarını 30 dereceyi geçen sıcaklıklardan koruduklarını duymuştum. E, 30 derecenin altında olması lazım dedik. Peki 10 derecenin altında olursa ne olur? Şimdi onu e, bizim kümesten gözlemleyelim. E, burası benim kümesim. Gördüğünüz gibi <laughs> biriketten yapılmış ama dışında ve içinde sıvada yok. Hatta buradan tam belli oluyor mu Camı da yok camı da bir naylon çektim Yazın zaten orayı da açıyorum Hava alsın gibi bir düşünceyle Dışından içinden e, Yalıtımı olmayan Sıvası bile olmayan bir kümesim var Bu kümesimin ön tarafı Bir de e, yan tarafı Bir de ön tarafından göreceğiz şimdi Kümesimin ön tarafında Tavşanlarımın ve tavuklarımın yaşadığı Kümesimin ön tarafında duvar da yok, cam da yok. Sadece bir naylon örtü var. Dün gece çıkan fırtınada da öndeki naylon örtüyü de görüyorsunuz bir kısmını yırtmış, fırlatmış. Peki burası neresi? Burası Kayseri. Kayseri soğuk bir il. Kayseri merkezden 10 kilometre Erciyes'e çıkıyorsunuz. 10 kilometre yukarıda benim kömesim var. E, tabii Kayseri merkezden rakım olarak 10 kilometre yukarıda diyemeyeceğim. E, rakım olarak 500 metre kadar yukarıda. Ama bu da iyi bir rakımdır. E, soğuk bir yer. Tabii Türkiye'de ve dünyada daha soğuk yerler vardır. E, ben zaten bu işe başlarken Sibirya'da bile tavşan besleyenler olduğunu Onların tabii kümesleri bizimki kadar korunaksız değildir. Sibirya'da bile tavşan besleyenler olduğunu duymuştum. Demek ki burada da yapılabilir diye düşündüm. Sibirya'da yapılıyorsa burada rahat rahat yapılır dedim. Peki burada sıkıntılarımız neler? 10 derece diyoruz da kışın kümesin içi bile 10 derecenin çok altına düşüyor. Yani 0 derecenin de altına düşüyor. Su sistemlerim hepsi donuyor. İçeride e, nipel su sistemi onlar donuyor. E, onlar donunca işte e, yoğurt kaplarında falan su veriyorum. Sonra e, yine nipelli e, pet şişelerde nipelli e, sistemler var. birler e, litrelik pet şişelerde. O pet şişelerin tamamı donuyor. Peki e, kayıp yaşıyor muyum? Hayır yavrudan bir kayıp yaşamadım. Yani şimdiye kadar yaşamadım. Yazın bunalan hayvanlar gördüm. Yazında zaten 30 dereceye burası çıkmıyor normalde. Ama kışın 0 derecenin altında soğuktan ölen hiç tavşanım olmadı. Verimin düştüğü kesindir. Yani ben bunu ölçemedim ama verimin düştüğü kesindir. Ama yani 0 derecenin altında tavşan yaşamaz. Hayır. 0 derecenin altında tavşan da yaşıyor, tavuk da yaşıyor, hindi de yaşıyor. Zaten tavuklar için. Eksi 5 dereceye kadar yumurtayı da kesmiyor hayvanlar. Kümesin içi eksi 5'in altında olursa o zaman e, yumurta kesiyorlar. Tabi her zaman da olan bir şey değil bizim burada. Eksi 5'in altı falan gibi bir şey ama ben bunu geçen hafta, geçen sene 3 hafta boyunca e, su sistemini ne yaptıysam aşa aşamadım. E, hatta kümesin içine e, tüp yaktım. Uzun süre tüp yaktım, küçük tüp yaktım. E, su ısıttım falan filan e, açamadım bir türlü açamadım hatta en sonunda nipel sistemlerin hepsi patladı burada plastiğin patlamaması lazım ama plastikte ne, ne oldu patladı ama yine de tavşanlarımdan e, bir kayıp yaşamadım bugünlerde doğan e, tavşan yavruları için şuna dikkat ediyorum bir e, plastik yavruluklarım var Yavruluğun altı e, delikli ve e, idrarı süzüyor ve en altında bir e, idrar kabı var. Onu devamlı kuru tutuyorum. E, altına bolca ot koyuyorum. E, zaten anne koyuyor biz koymuyoruz. E, havanın soğukluğundan dolayı anne de e, tüylerini fazlaca yoluyor ve fazlaca örtüyor. Son diyeceğim şu var. Tavşanınız eğer soğuğa yavaş yavaş alıyorsa, alışıyorsa bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Nasıl soğuğa yavaş yavaş alışıyorsa, bunu siz sokak kedilerinde de gözlemleyebilirsiniz. Sokak kedileri yazın sonunda havalar soğumaya başlayınca tüyleri uzamaya başlar. Eğer soğuk bir yerdeki sokak kedisine rastladıysanız ve o yıl ciddi bir soğuk geçiyorsa, hayvanın tüylerinin normalin 2-3 katı kadar olduğunu görebilirsiniz. İşte ben tavşanlarımda bunu gözlemliyorum. Yazın kısa olan tüyleri benim kümes soğumaya başladıkça tabii ben önüne bir naylon da çekiyorum tamamen açık olmasın diye. Tüyleri uzuyor. Hayvan yavaş yavaş olunca soğuğa daha çok alışıyor. Daha hızlı daha güzel alışıyor. Son olarak bir de kümesin içini gösterelim. Evet burası bizim tavşanlarımızı ayırdığımız bölüm. Evet bakın bir duvarımızda cam yok. Duvar yok. Tellerden telleri görüyorsunuz. Üzerine de biz naylon kapladık. Çiçekçi naylonu, sera naylonu kapladık. Bakın naylona bakın. Üzerine bir de naylon kapladık. Evet. Kışın en soğuk günlerde de hayvanlarımız burada yaşıyorlar.